Bu dersimizin konusu PowerPoint isimli sunum programı diye geçer. Diğer adıyla slide gösterisi hazırlama programı diye geçer. Anlamı ve amacı ise belli bir konuyu ikinci, üçüncü şahıslara aktarabilmenin bir yöntemidir. Ağırlıklı olarak görsel ve işitsel dediğimiz veya diğer ifadeyle görerek ya da duyarak olayı anlamaya ilişkin bize yardımcı olan sistemler hazırlamamızı sağlar. Kullanıcı açısından yani biz açısından bunu hazırlayan kişi olarak bakacağız olaya. İkinci, üçüncü şahısları bu anlat hazırladığımız yapılarla etkilemeli ve o konuya çekebilmeliyiz. Normalde yazıyla okunarak anlatılacak bir konuyu eğer böyle bir görsel hale biraz da işin içine ses vesaire de katarak hale getirebiliyorsanız etkili olacaktır. Yani o konuyu daha güzel anlatmış olacaksınız. Biz şimdi buna yoğunlaşacağımız bir anlatım yapacağız burada. Belli bir seviyeden başlayıp bir yere kadar getireceğim ben. Ondan sonra da iş size düşüyor. Başına geçeceksin. Zaman harcayacaksın. Bu zaman harcama dediğimiz bir şeyler yapmak, üretmek için çaba sarf edeceksin demek. Yani buradaki olay o. Şimdi bir örnek izleyeceğiz ilk önce beraber. Herkes arkasına yaslansın hafif de sesini açabilir bilgisayarının. Tamam. Bir örnek izleyeceğiz. Bu örneğin sonunda örneğin içeriğinden çok biz yapılışı ile ilgili ben ufak tefek bazı böyle ha şöyle oldu bakın dikkat ettiniz mi? Böyle oldu bakın dikkat ettiniz mi? gibi şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra anlatmaya başlayacağız. Yavaş yavaş olayı şekillendireceğiz. Burada bir örnek izliyoruz beraber. Herkes arkasına yaslanıyor. Bu örneği izliyor. Evet. Dediğim gibi yani içerik olarak yorumu açık. Herkes kendi kafasından yorumlayabilir bunu. Biz konun o kısmına ya yani bu dersimiz içeriğinde tabi girmeyeceğiz ama başka bir ortamda bu konu tartışılıp konuşulabilir. Bizi ilgilendiren kısım böyle bir sunum nasıl hazırlanıyor? Böyle bir sunum nasıl hazırlanıyor? Onu konuşacağız. Benzeri örnekler veya başka bir konu. Bunu ikinci, üçüncü şahıslara nasıl aktarabiliriz konusu. Anlaşıldı. Konunun bizi ilgilendiren kısmı o. Şimdi arkadaşlar, bir olayı bakın bize böyle resimlerle zeminde de bir müzik parçası uygun, uyumluluk vesaire tabi. onlar hepsi hazırlayan kişiyle ilgili bir şey. Ee, bu bir PowerPoint sunusudur. Biraz önce izlediğiniz Şöyle bir özelliği var. Baştan sona hiç müdahale etmeden kendi geçişler yapıyor. Resimler, sayfalar arası geçişler. Biz onlara slide adını vereceğiz zaten. Slide gösterisi dendiği için. Hiçbir müdahale edilmeksizin geçişleri kendisi otomatik yapıyor. Belirli slaytlarda biraz daha fazla bekliyor çünkü orada yazılar varsa onların okunması gerekiyor. Ona imkan tanıyor okuyucuya. Bazı sadece bir resimse daha kısa süre bekliyor. Dikkat ederseniz yukarı doğru çıkarken biraz yavaş çıktık ama geri inerken biraz daha hızlı indik değil mi? Dünyaya geri geldik falan. Yani bunların hep ayarlanması bir kurgu. Bu sebeple bakın biraz sonra zaten bunlardan bahsedeceğim. Belki de PowerPoint ile belirgin bir yapıyı hazırlarken PowerPoint ile yaptığınız çalışmadan çok daha önemli olan başta yaptığınız planlamadır. Bu en önemli kısmıdır. Yani ön çalışma en önemli kısım arkadaşlar. Ne yapacağım? Neyi anlatacağım? Hangi sırayla anlatacağım? Nerelerde belli zamanlarda dikkat çekeceğim? İnsanların oraya biraz daha dikkatini çekmeye çalışacağım. Bu anlatım sırasında hangi materyallerden yararlanacağım? Hangi resimlerden, işte varsa tablolardan, grafiklerden? Varsa ses kullanacaksam nasıl bir ses kullanmam etkili olabilir gibi dışarıda yapılan plan en önemli kısımdır. Ki onu sonra kağıda dökmek gibidir bu iş. Yani bir şeyi düşündüm, planladım, kağıda döküyorum. Kağıtta da insanlar onu kağıttan okuyor ya da bunun gibi izliyor, dinliyor mantığıdır yani. Yani sen bir olayı kitapta yazarken ilk önce düşünce aşaması değil mi her şey? Onu kağıda dökme onun en son aşaması aslında. İşte burada da o ön plana çıkıyor. Hazırlayacağın yapıda dışarıdaki plan en önemli aşamadır. Şimdi ilk dersimizden itibaren belki hatırlayacaksınız o günleri bir daha şöyle bir hızlıca geçelim. Ben bazı PowerPoint sunumları kullanarak dersi size öyle anlatmıştım bazı derslerde. Mesela ikinci hafta bunlardan biriydi. İkinci hafta şu sunumu yapmıştım ben size. Bu birinci dersimizde hatta bizim genel kültür bilgisini verdiğimiz ve bakın bu şekilde bilgi anlattım. O derslere giren arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bakın bu bir PowerPoint sunusudur. Ve burada bir önceki örnekten farklı olarak geçişleri ben yapıyorum. Yani bu slaytla işim bitti. Mouse'a tıklıyorum veya klavyede bir tuşa basıyorum. Diğerine geçiyorum bakın. Buradaki olay da bunu gerektiriyor. Çünkü ben burada bu konuyu anlatan kişiyim ve beraberinde bununla birlikteyim. Öbüründe ise siz onu Mesela arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Onu bir izle bakalım diyorsunuz. Siz orada yoksunuz. O da oturuyor baştan sona izliyor. Geçişlerini otomatik yapıyor. Burada ise anlatıcı olan ben beraber birlikteyim, aynı ortamdayım ve bu konuyu anlatırken onun ekranda olmasını sağlıyorum. Diğer konuya geçtiğimde de mouse'a tıklayarak ya da klavyeden bu tuşa basarak öbür ekranı getiriyorum ve onu anlatmaya başlıyorum. Bu öbürkü gibi olsaydı, ya yani bu örnekte öyle olsaydı, kendi geçiş yapsaydı. Ben daha kasa konusunu anlatırken, daha kasa konusunu anlatmaya devam ederken bu kendi kendine monitör konusuna geçseydi ben hala kasayı anlatıyor olacaktım. O zaman uygun olmayacaktı. Ya bunların hepsi planın içinde şeyler. Bunları da planlamanız gerekiyor yani. Mouse'a basarak mı geçiş yapayım yoksa kendimi geçsin? O duruma göre değişecek şeyler bunlar işte. Onun hepsi planın içinde bunlar. Neyi anlatıyorum? Nasıl anlatacağım? anlatırken hangi sistemi kullanayım? Hangi materyaller, resimler, grafikler, animasyonlar vesaireler, videolar. Bakın burada hatırlarsanız videolar vardı. Birazdan gelecek. Onlarla konuyu ikinci, üçüncü şah şahıslara en iyi şekilde nasıl anlatırım demektir bu. İkinci şahıs bizim yanımızda olan kişi, üçüncü şahıs bizim yanımızda olmayan kişi olarak kullanıyorum bu ifadeleri. Bakın şurada bir örnek geliyor. Bakın burası. Şimdi burada benim mouse'u tıklamam bekliyorum. Ama mouse'u tıkladıktan sonra bir daha hiç tıklamayacağım. Kendisi hareketler yapacak bakın. Bu da için içinde bir örnektir. Bilgisayarın temel çalışma prensibini anlatan bir animasyon şu an izlediğimiz ve bu PowerPoint ile yapılmış bir şey. Hani anlatmıştık girdi ünitesiyle bilgiler merkezi işlem ünitesine gönderilir. Merkezi işlem ünitesinde işlenen bilgiler hafıza yardımıyla belli bir şekilde işlemden geçer. Bazen merkezi işlem ünitesi bilgileri hafızaya gönderir. Hafıza bunu aklında tutar. Ve bu bilgileri zamanı gelince merkezi işlem ünitesi geri ister. Bakın bu hareketler bir anlatımı destekleyen görsel animasyonlar. Ve bu PowerPoint ile hazırlanıyor. Ya bir film falan değil bunlar yani. PowerPoint'te işlem adımları olarak hazırlanıyor bakın ve bir anlatım şekli. Şu an hiç mouse'a basmıyorum bakın. Hiç geçiş yapıyor. Zaten basarsan bak bastığında her şey bitmiş olacak. Bitmesin. Anlatsın olayı bize. Adım adım anlatsın diye ben orada bu şekilde bir çalışıyorum. İşte planın içinde hepsi bunlar. Hani örneklendirerek size temeli vermeye çalışıyorum ilk önce. Ondan sonra da basarak öbür slayta basarak öbür slayta geçişler yapıyoruz. Bakın burada video kullanılmış. Video kullanıldığında eğer bu videonun oynamasını istiyorsanız Başlatma düğmesine basıyorsunuz. Oynamaya başlıyor. Ama boşa tıklarsanız öbür slayta geçiyor. İşte hepsi bunların anlatıcının hazırlarken dikkat etmesi ve planlaması gereken şeyler. Onun videosunu tıklayınca başlatıyorsunuz. Konuyu anlatırken mouse'a tıklamıyorsunuz ki bu video yarı kesilmesi var. Tıklarsam yarım kesiliyor çünkü. Tıklarsam geçiyor çünkü. Ama ben bu videonun izleyiciler tarafından görülmesini sonuna kadar izlenmesini. Bu arada da ben konuyu anlatarak destek alıyorum oradan aslında. Yaptığım işlem bu. Ne anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Bunların hepsi sana kalmış şeyler işte. Bahsettiğim konu bu. Ben bunu hazırlarken ilk önce bir kağıt üzerinde çalışıp ne anlatacağım, nasıl anlatacağım planını yaptım. Sonra bunu hazırladım sizler için. Sizlerle birlikte de bunu kullandım ve konuyu size anlattım. Bakın her mouse'a tıklayışında sayfanın değişmesi olayı. Görüyor musunuz? Burada biraz daha görsel çalışmışız. Göze hitap eden zeminde işte mavilik var. Resimler kullanılmış. Tamam mı? Şimdi bundan sonra göstereceğim örnekte biraz daha basit geçmişim mesela. Orada o, bunun kadar özenmemişim olaya. Ama orada da onu gerektiriyordu belki de. Görüyor musunuz? Bunları böyle anlatmıştım hatırlarsanız o günleri. Böyle anlatıp anlatıp geçmiştik. Ve sonuçta da konu bittiğinde slide gösterimiz bizim bitmişti bakın. Burada da bitiyor işte ve konuyu anlatmıştım ben bunu yardım se Birinci dersimizdi bu hatırlarsanız. İkinci derste ise, üçüncü haftaydı bu, daha basit bir örnek vardı elimizde. Basit derken içerik olarak daha farklı bir şeyi hedefliyordu. Burada bakın hiç görsel bir şey yok. Resim falan hiçbir şey kullanmadık burada. Bu birkaç tane slide için söylüyorum. Burada deni mouse'u basarak geçiyoruz. Neler yapıyor bilgisayar diye anlattık. Ama bakın dikkat şimdi şu noktaya geldiğimizde bakın ben mouse'a tıklayarak yazıları tek tek getiriyorum bakın. Çünkü burada bir soru var sorunun cevabını sizden istemiştim hatırlarsanız o derse giren arkadaşlar hatırlayacaklar. O sorunun cevabını hadi bakalım kim bulacak falan deyince birkaç kişi cevap verince basıp ben formülün böyle olması gerektiğini söylemiştim mesela. Peki o zaman hadi şu soruyu da siz yapın diyerek bakın aynı slaytta yazıları adım adım getirdim. Ondan sonra bunun cevabını verdiğinizde de bakalım şu formülü koydunuz yaptınız mı diye ne yaptım sizinle bir paylaşım içine girdim. Bir konu anlatım açısından. Veya şöyle bir örnekte bu klasörlere ne ad verirsiniz dediğimde sizden cevapları aldıktan sonra da dedim ki mouse'a basıp böyle olmalıydı diye isimleri geldi klasörler. Peki ya şöyle olsaydı ne olur dediğimde ondan sonra isimleri geldi. Yani her mouse'a tıklama bir hareketi devreye geçirdi, devreye soktu ve bu şekilde ben bir konuyu size aktardım. Yani uygulama tamamen senin hayal gücünde saklı. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben burada. Yani hayal gücün bir olayı ikinci, üçüncü şahıslara nasıl anlatır? Hangi adımlarla anlatır kısmı en önemli kısımdır. PowerPoint'in yaptığı iş işin son noktası. Noktayı koyuyorsun PowerPoint'lese o plan kısmı çok daha önemli bir kısım yani. Anlaşıldı? O plan kısmı çok önemli bir kısım. Altıncı haftaya geldiğimizde de klavyeyi anlattığım bir ders vardı hatırlarsanız. Bakın yine bir PowerPoint sunusudur bu. Ve ben burada klavyeyi anlatırken dikkat edin. Belki hatırlayacaksınız. Böyle aynı klavye üzerinde klavyede değişiklikler oluyordu bakın. Yine PowerPoint sunusudur bu. Tıkladığınızda renk değişiyor bakın. Tıkladığınızda renk bir tuş ön plana çıkıyor bakın, bana doğru yaklaşıyor, geri gidiyor mesela. Buradaki yazı bana doğru yaklaşıyor, geri. Orayı anlatıyorum çünkü dikkati oraya vermeye çalışıyorum. Bir klavye anlatımıydı bakın, burada çift tuşu, çift tuşunu anlatıyor. Uygulaması var mı? Çift Yok Allah. Yaklaşıyor bize doğru. Ondan sonraki çift tuşunun diyor, öyle bir kullanım şekli var ki diyor harfle birlikte kullanıldığında büyük harf yazar. Bak oklar ondan sonra çıkıyor. Görüyor musunuz? ya yani bunu ben anlatıyorum bu arada. Hatırlarsanız o dersi. Yani bu şekilde bir işleyiş sisteminin planlanması sizi ilgilendiren kısım. Neyi anlatacağım? Nasıl anlatacağım? Hangi materyalleri kullanacağım? Hangi sırayla anlatacağım bilgileri? İşin özünü teşkil ediyor. Yani biraz olsun, belki de en önemli ifade biraz olsun demeyeyim daha fazla olsun diyeyim. İş sizde bitiyor yani. Nasıl bir hayal gücün var? Olayı nasıl anlatır? Çok basit bir konu ya. Klavye anlatmak bu kadar mı? Evet ya yani bunun daha da güzeli yapılabilir. Tabii bakın ben güzel sanatlar fakültesine bir hoca olsaydım belki bunu çok daha güzel anlatabilirdim. Başka bir şekilde dizayn edebilirdim. Onun için bütün olaylarda ne anlatıyorsanız ikinci üçüncü şahıslara onu planlama size ait. Çok basit bir klavyeyi koyup şu şudur deyip geçiştirmek de olabilir. Çok daha farklı animasyonlarla mesela tuşun yaptığı işi de yana böyle e, bir video olarak koyarak da olabilir falan. Yani ama her zaman bir emek gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Emek vermeden iş olmuyor. Üstün körü. Yapayım da bitsin gidelim zihniyetiyle bir iş yaptığın sürece iş güzel olmaz. Güzellikler detayda saklıdır. Şimdi bir PowerPoint'i bir tanıyalım. İlk önce nedir, ne değildir? Bir kere PowerPoint aynı Word gibi Office isimli set programın içinde yer alan programlardan biri. Yani Word'ün kardeşi. Biliyorsunuz biz Word'ü anlatmaya başladığımız ilk derste Word'ün bilgisayarınıza yüklenmesi, kurulması gerekir ve o kendisini gider program faysa böyle yerleştirir demiştik. Microsoft Office isimli program settir bu. içinde e, 6 7 mi 10 mu program var tam sayısını bilmiyorum. Bazı programlar var. İşte bunlardan biri Word'dü. Bir tanesi işte PowerPoint şimdi öğreneceğiz. İnşallah gelecek dönem Excel öğreneceğiz falan. Yani içindeki bazılarını biz e, öncelikli e, bize daha çok yarayacağını düşündüğümüzün öğreneceğiz. Bu set programı içine alan programlardan biri PowerPoint'te Aynı şekilde Word nasıl buraya kendi kısa yolunu koyuyorsa ofisi yüklediğiniz zaman PowerPoint'e buraya bağımsız olarak kendi kısa yolunu bakın buraya koyuyor. PowerPoint programı başlığı altında. Veya ne yapabilirsiniz? Şu büyütece tıklayıp Power bile şöyle yazsan anında onun karşına gelir kısa yolu. Gelip buradan programı çalıştırırsın. İşte hangi yöntemle istiyorsan programı bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi Tek hafta da anlatıyor olmamızın avantajı şu. Word'de bildiğimiz birçok şeyin burada da geçerli oldu. Göreceksiniz zaten birazdan. Biz farklılıkları, buraya özgü şeyleri ön plana çıkaracağız. Yine bakın Word'de olduğu gibi açılış sayfası şablonlarla açılıyor. Yani hazırlanmış bazı yapılar var. İstersen bunları kullanabilirsin diyor. Yok biz her zaman kendimiz boş sayfa üzerinden çalışırdık. Hep onu yapacağız biz de ama siz sonra Dedim ya Word'e de mesela artık aşinasınız. Onun da şablonlarına bakabilirsiniz bundan sonra. Şablonları sonra incelersiniz. Buradaki şablonlarla ne yapabilirim diye. Ama ilk önce o programla ilgili bir aşinalık. Yani bu programla ilgili fikrim var demeniz gerekir ki ondan sonra şablonlar size daha etkin yardımcı olabilsin. Biz her zaman olduğu gibi boş sunu, boş seçini işaretliyoruz. Şimdi açıldığında sanki Word'e benziyor izlenimini zaten hemen bize veriyor. Üst taraftaki menüler hemen hemen aynı. Çok farklılıkları tabii var da benzer yapılar var yukarıda bildiğimiz. Bakın tanıyoruz bunların bir kısmını. İşte eklede özellikle neredeyse aynısı gibi. Yani bunun gibi kullanım mantığı aynı. Bildiğimiz şeyler geçerli burada da. Ama buraya özgü şeyleri şimdi biraz konuşmaya başlıyoruz. Bunlardan biri önümüzde bir tane sayfa var. Biz bu sayfanın boyutunu A4 olarak kabul edelim. Tam bir A4 değil ama yani A4'ün yatay kullanılmış şekli gibi diyebiliriz. Bunun boyutunun bizim açımızdan şu yönde önemi yok. PowerPoint'te hazırlanan uygulamalar çoğunlukla çıktı olarak kağıda alınmaz. Yani ekranda kullanılan şeylerdir. Ama çıktı alacak olursan da bunu A4 kağıdı da kabul edebilirsin. Yani A4 üzerinden işlem yapıyorum diye de e, uygulamanı yapabilirsin. Ama genellikle diyorum ya PowerPoint'le hazırlanan uygulamalar kağıt üstüne çıktı alınmazlar ama alınamazlar demiyorum bakın alınmazlar istersen alırsın aynı buradan da o konuyu o ek derslerde anlattım yazdır dediğinde buradan da bunu kağıda çıktı alabilirsin yani bunu da bil yazdırma işlemini ek derste anlattım ben orada izlersiniz onu zaten bir şey yok çok fazla yazdırma işlemini evet A4 kağıdını yatay tutmuşuz ekrana koymuşuz ama şöyle bir özelliği var bunun. Bunun üstüne yazı yazılamıyor. Yani normal A e, Word programındaki gibi tıklayayım da imleç yanıp sönsün ben de yazı yazayım diyemiyorsunuz. Yazı yazmak için metin kutularını kullanıyorsunuz. Bakın. Bunlar metin kutusu bildiğimiz. Bunu öğrenmiştik biz. Yani buraya bir yazı yazmak istiyorum diyorsanız bir metin kutusu çizip içine yazınızı yazmanız gerekiyor. Çünkü buradakilerin adı sayfa değil buradaki ekranda gördüğünüz bu yapının adı slide. Bakın şurada da ifadeyi görüyorsunuz. Slide. Slide kavramı, slide ifadesi fotoğrafçılıktan gelme bir kavramdır. Fotoğrafçılıkta karta basılmayan fotoğrafa slide denir. Film üzerinde kalır o ve genellikle bir ışık kaynağının önüne konup duvara ya da perdeye verilerek o fotoğraflar izlenirdi hala slayt var. Fotoğrafçılıkla ilgilenenleriniz varsa bu kavramı biliyorlar zaten. Ancak günümüzde dijital ortamlar daha fazla işin içine girdiği için biraz fotoğrafçılık da o yöne kaydı. O yüzden slayt konusu hala profesyonel fotoğrafçılıkta kullanılan bir tekniktir. Dediğim gibi karta basılmayan negatif film üzerinde fotoğrafın banyo edilip kullanılmasıdır ve bu resimler karta basılmadığı için nasıl izleyeceğim peki? Resme nasıl bakacaksın? Bir ışık kaynağının önüne koyuyorsun, duvara ya da perdeye yansıtıyorsun. Böyle görüyorsun fotoğrafları. Sistem odur yani. Onun dışında da o slaytlar daha teknik ve daha profesyonel şekilde günümüzde bildiğim kadarıyla başka dallarda vardır ama reklamcılıkta hala kullanılıyor. Reklamcılık dalında hala slayt kullanımı söz konusu. Tabii bizim işimiz o değil. Ama bilin ki burada slide olmasının sebebi de şu. Mesela bakın ben size konuyu anlatırken nasıl ekrana vererek resimleri anlatıyorum ya. Hatırlayın örnekleri biraz önce konuştuk. İşte o slide mantığıdır aslında. Duvara yansıtıyorum gibi ekrana yansıtıyorum. Ve orada resme, fotoğrafa vesaireye bakıyorsunuz. Yani mantık oradan buraya da slide ifadesi gelmiş. Slide kavramı o. İşte buradaki slaytlarda ben buna sayfa da derim arada bir şaşırmayın. Sayfa, slide aynı şey öyle kabul edelim aramızda. Yazı yazmak isterseniz metin kutularını kullanıyorsunuz. Bu metin kutularını bazen aynı burada olduğu gibi şablon olarak o veriyor bize. Bu bunlar şablondur. Ya da istersen sen bildiğim yöntemle ekle metin kutusu deyip metin kutusunu buraya çizerek de metin kutusu içine yazı yazabilirsin yani. Bunu biraz sonra örneğimizde kullanacağız zaten göreceksiniz. O metin kutularını istersen silebilirsin. Ve buraya tıklayıp yazı yazman mümkün değil. Çünkü bu bir resim kağıdı. Yazı kağıdı değil. Ama yazı da yazılabiliyor. Metin kutuları sayesinde diyoruz. Onun dışında yine bildiğimiz bir şey. Ekle resimler dediğinizde buraya resim de ekleyebiliyorsunuz. Aynı bizim Word'teki gibi. Hatta burada bir avantajı var onun. Mesela şuradan bir tane örnek ekleyelim. Şuradan bir geçen haftaki lerden biri. Mesela şu resmi ekleyelim buraya. Bakın normal ekledik. Burada tutup götürebiliyorsunuz rahatlıkla bunu. Ve burada kare özelliği vermenize gerek yok işte. Bakın buradaki avantaj o. Avantaj derseniz tabii onun adına. Yani. Buradaki özellik o diyelim. Bir avantaj değil zaten. Buranın özelliği bunu böyle rahat hareket ettirebiliyor olmam olması gerekiyor yani. Bu sayfayı ben dizayn edeceğim çünkü. Bir olayı anlatım için kullanacağım bir yani resim paleti gibi kullanacağım. Anlaşıldı. Burayı ben o şekilde kullanacağım. Palet kavramı yanlış oldu. Resim kağıdı kullanacağım diye. Resim paleti biraz daha renkleri bulunduğu yer oluyor. Evet. Bu şekilde kullanacağız. Bunu büyütebiliriz, küçültebiliriz. Üzerinde hareket ettirebiliriz. Aynı bizim kare özelliği verdikten sonraki Word'deki haliyle aynı oluyor yani. Ama dediğim gibi burası bir yazı alanı olmadığından bura, burada biraz daha pratik çalışabiliyorum. Ekle diyerek metin kutusu ekleyerek de şuraya içine de istediğim yazıları yazıyorum. Bu yazıları seçip, yani temeli buna dayandığı için anlatıyorum. Seçip böyle içinden işte puntosunu büyütüyorum falan filan. E, derdimi anlatıyorum. Buradan puntoyu büyütüyorum. İşte kalın yapıyorum ve bir konuyu böyle anlatıyoruz. işte bu şekilde hazırlıyorsunuz. Temeli buna dayanıyor aslına bakarsanız. Ha bu arada ekle tablo deyip tablolar ekleyebiliyorsunuz ekle grafik deyip grafikler ekleyebiliyorsunuz. Böyle artistik yazılar yazdırabiliyorsunuz, değişik şekiller kullandırabiliyorsunuz. Yani buradan alternatifler söz konusu. İşte buradan sonraki kısım biraz sizin hayal gücünüze dayanıyor ve bir konuyu ben nasıl anlatırım yaklaşımınıza dayanıyor yani. Bahsetmek istediğim şey oydu baştaki. Yani ben bu olayı ikinci üçüncü şahıslara nasıl aktarırım? resimler daha mı çok kullanayım yazılarla mı anlatayım falan filan şimdi biraz onlardan bahsedeceğim çoğunlukla tavsiye niteliğinde bilgiler olacak ama dikkat ederseniz de etkili bir sunum hazırlarsınız diye de sonuna ekleyebilirim bu ifadeyi yani etkili sunum hazırlamak için nelere dikkat etmek gerekir şimdi biraz ondan bahsedeyim buraya tekrar döneriz evet şimdi anlatacağım Uygulama daha doğrusu kullanacağım yapı yine PowerPoint e hazırlanmış bir sunumdur. Onu da söyleyeyim. Yani bunu açtığım zaman bakın bu anlatacağım şey de yine bir PowerPoint dosyasıdır. Yani PowerPoint'te hazırlanmış bir yapıdır. Yani PowerPoint'te hazırladığım bir dosyayla size PowerPoint'i anlatıyorum gibi düşünebilirsiniz. Evet. PowerPoint ile etkili sunum hazırlamada dikkat edilecek tavsiye niteliğinde kurallar. Ha, uymazsan ne olur? Bir şey olmaz da işte etkili olmaz. E, i̇nsanların ne bileyim dikkatini çekmeyebilir, gözünden kaçabilir, tam adapte olamayabilir olaya. Yani bunlara dikkat edersen daha etkili olur demek bu anlatacaklarım. Bunlardan ilki yazıdaki kullanılan punto yani boyut, yazı boyutu kavramı arkadaşlar. Bir kere unutmayın PowerPoint bir Word yazı yazma programı değil. Oturup da uzun uzun yazılar yazarak anlatacağınız bir şey değil. O yüzden sloganvari diyoruz. Yani can alıcı ifadelerle olayı yani anlatmalısınız ki insanlar ona sadece odaklanıp tüm yazıyı okumayla uğraşmasınlar. Bu sebeple de işte yazı puntolarını büyük yaparak insanların oraya dikkatini çekmeniz gerekiyor. Burada da şöyle bir kural bu zorunlu bir rakam değil bunlar yani tavsiye niteliğinde başlık olarak kullanacağınız yazılarda en az 36 puntoyu alt başlık veya yazılar içinse en az 28 puntoyu kullanmanızda fayda var diyor. Bak şu bir yanlış örnek. Bu bir yanlış örnek. Şu doğru bir örnek. Ya bu daha etkilidir. Punto açısından söylüyorum. Anlaşıldı? Öbüründe küçükmüş demek ki. E hocam biz onu da görüyoruz zaten. Tamam da işte tavsiye bu. Sen istersen böyle yap. Ama işte ben mesela izleyici olarak ondan rahatsız olurum. Yani yazılar küçük olmuş ya okuyamıyorum veya uzak kalmış gibi yorumlar yapabilir. O yüzden bunlar tavsiye. Uyarsın uyumazsın biraz sana kalmış. İkinci kural renk kullanımında zemin rengi koyuysa yazı rengi açık zemin rengi açık renkse yazı rengi koyu olmalı ki yazı okunabilsin. Bakın şu an bu yazıyı ben okurken zorlanıyorum. Hatta görmüyorum bile. Bilmiyorum size nasıl yansıyor. Ben çok zor görüyorum şu an. Yazı yazılmış burada var. Çünkü zemin de koyu renk, yazı da koyu renk. Ne oldu? Okumayı engelledi. Tam tersi de öyle. Zemin açık renk, yazı da açık. Yani beyaz üstüne sarı kullansan yine zorlanırsın. Sarı üstüne beyaz kullansan yine zorlanırsın. O yüzden ters, opozit renk dediğimiz renkleri kullanmakta fayda vardır ki Doğrusu bu mesela. Bakın deminkine göre çok daha rahat görebiliyorum değil mi? Şu yanlış uygulama, şu doğru uygulama. Ters renk kullanımı diyoruz biz buna. Daha dikkat çeksin, görülebilsin. İnsanlar yani onu görmekle uğraşmasın. Direkt görsün. Hatta o konu bile olmasın onun zihninde. Öyle bir problem bile aklına gelmesin yani. Evet bu da renk kullanımı. Bir başka yanlış. Demin başta söyledim aslında bunu. Yani bir Word'de yazı yazıyormuş gibi uzun uzun bir metin yazmak PowerPoint'in doğasına, varoluşuna aykırı bir şey. Yapamazsın değil yaparsın. Bak şu an yapmışım zaten. Ama okuyucu ya da bunu izleyen kişi bunu okumayla uğraşmaması lazım. Bu sebeple bakın internette gezinti yaparsanız PowerPoint ile ilgili bilgi toplamak adına orada bir böyle bir e, kabul edilmiş bir kural var. O kural şöyle, öyle bir de adı da var hatta onun. Sonu işte bilemiyorum şu anda. Öyle bir ad da vermişler. Bir PowerPoint slaytında yani sayfasında en fazla 6 satır her satırda da en fazla altı kelime kullanılsın diye bir kural getirmişler. Zorunlu bir kural değil. Düzen kuralı. Yani öyle uzun uzun yazılar yazma. Oturup da insan Word'te Word'de yazı okurmuş gibi okumasınlar yani. Mesela bu yanlış bir örnek. Bu ise doğru bir örnek. Ha hocam o yazının hepsini anlatmam gerek. O zaman slide sayısını arttıracaksın. Yani bunu bir slide'da anlatacağına mesela beş slide'da anlatacaksın bunu. Bunu ayıracaksın böyle. Adım adım anlatarak olayı vereceksin. Bir seferde hepsini okumakla değil de parça parça okutturacaksın insanlara ki daha etkili olsun. Anlaşıldı yani altı derken de bu zorunlu bir altılık diye bir şey yok. Yani sen 7 yap, 8 yap. Yani çok önemli değil ama hani mantığını anlamanız açısından söylüyorum. Yani etkili bir sunumda kısa öz yazılar olması lazım. İşte slogan vari diyorum ya ben Yani orada direkt sana o kel tek kelimeyle bile anlatsan çok güzel zaten. O daha da güzel de her şeyi tek kelimeyle anlatmak zor. Onun gibi birkaç kelime, bir cümle en azından falan gibi olabilir. İşte biz onlara satır olarak ifade ediyoruz. Bunu internette arattığınızda bu kavramı bulacaksınız. Yani böyle bir e, PowerPoint kriteri var. Böyle bir kriter belirlemişler. Bir başkası arkadaşlar, otomatik geçişli slayt hazırladıysanız ilk örneğimiz öyleydi. Eğer orada bir yazı varsa ya da bir resim varsa bu yazıyı okuma ya da o resmi algılama süresini iyi vermeniz gerekiyor. Eğer uzun bir yazıysa işte bu mesela uzun örnek normale göre. Mesela buna diyelim ki 15-20 saniye süre vereceksin. İnsan onu okuyup zamanını orada okumayla geçirebilsin. Ama kısa süre verirsen daha yazının ikinci kelimesine, ikinci cümlesine gelmeden tak geçerse öbür slayta ne olacak? E okuyamamış olacak insan. İşte o süreyi iyi ayarlamanı. Ha, kendin tıklayarak geçiş yapıyorsan o zaman sorun değil. Onu zaten sen belirlersin. İnsanlar bunu ne kadar sürede okur? Beklersin. Mouse'a bastığında da onu okumuş olduğunu düşünürsün. Veya bir resim, bir tablo. Onu algılama süresini düşüneceksin. İnsanlar onu bakıp algılama süresini ayarlayıp ona göre otomatik geçiş süresini vermen gerekiyor. Biraz sonra örnekte bunu konuşacağız zaten. Yani ne kadar süreli ekranda kalsın sen belirleyeceksin onu. Tamam mı? Bu da bir başka tavsiye. Daha çok yazıdan çok görsel içerik dediğimiz resim, tablo, grafik, video gibi yani insanların izleyerek olayı anlayabilecekleri. Hatta bunu Word'de de konuşmuştuk değil mi? İşte tablo oluşturmak normal bir paragraftan daha etkilidir falan diye. İşte onun için PowerPoint'te bu biraz daha ön plana çıkıyor. Yani anlatacağın olayı bir tabloyla, bir grafikle anlatman bir yazılan anlatmaktan daha etkilidir. Bu sebeple en az 4 slaytta bir, en az diyorum bakın, 4 slaytta bir bir görsel materyal kullanmak lazım. İşte bir grafik olsun, bir tablo olsun, bir resim olsun. Varsa duruma göre video olabilir. Yani görsel destekle olayı anlatmak insanların daha çok ilgisini çekecektir yani. Tamam mı? Bu şekilde. Bir başka konu ise bakın dikkat. Bu biraz kişisel tabii. Kişiye göre değişiyor. Bir olayı anlatırken, mesela gün batımı kavramını anlatırken bir kişi olayı coğrafi bir olaymış gibi anlatabilir. Ve böyle resim kullanabilir. Bir başka kişi ise gün batımını anlatırken şöyle bir uygulama yapar. Anlatabildim mi? Bu sizde saklı olan bir şey. Yani sen niye bunu böyle anlattın, coğrafi anlattın, niye sen duygusal anlattın, niye sen şöyle anlattın diye bir şey yok. O senin tarzındır. İkinci, üçüncü şahısları etkileyebildiğin sürece anlattığın şeyle veya o bilgiyi ona verebildiğin sürece yöntem sana ait. Ha bu üç kişi tarafından beğenilirken yedi kişi tarafından beğenilmeyebilir. O başka bir şey. Bir kere sen yaptığın işi ilk önce kendin beğeneceksin. Bunu unutma. Sen beğeneceksin. Sonra başkalarının beğenisine sunacaksın. Onun içinde de beğenen de çıkacak, beğenmeyen de çıkacak. Bu tabiat kanunu. Yani durum bu. Senin için çok güzel olduğunu düşündüğün bir şey bir başkası için anlamsız olabiliyor. Bu seni yani kötümser yapmasın. Yani sen gene kendi işini düzgün yapmakta devam et. Yani bunu unutmayın. Olay o. Tamam Yani PowerPoint'te nasıl bir şey hazırlayacağım? Aslında her şey sana kalıyor. Yaklaşım, estetik kaygısı, güzellik, hepsi sende saklı şeyler. Yani PowerPoint'te bunda biraz işin o yönü sana ait. Evet. Şimdi bir örnek uygulamamız var. Bu uygulamayı beraber yapacağız. İlk önce yapılmış bir hali var. Onu bir izleyelim beraber. Biraz amatörce bir örnek. Yani ben bunu çok üstün körü hazırladım. Ya bu hızlı bir şekilde hazırladım. Ben konuyu anlatmaya odaklandım çünkü. Yoksa içerik olarak çok basit yani. Göreceksiniz zaten. Peki, hadi bir izleyelim bakalım. Evet. Böyle bir örnek. Dediğim gibi amatör bir örnek. Bize neyi nasıl yaptığımızı anlatması açısından bakacağız. Şöyle bir şey olmuş yani olayın senaryosunu da şöyle düşünelim biz. X bilgisayar firması size demiş ki ya bana şöyle firmamızı tanıtan bir slide gösterisi hazırlar mısın? Bilgilerimiz de bunlar demiş. Böyle vermiş size yazılı. Firmamızın bilgileri bunlar. Tamam. Bunlara göre demiş bize bir tane bir slak gösterisi hazırla bir sunum hazırla bunu kullanalım biz yeri gelince demiş. tamam? Siz de bu işe daha yeni başlayan bir işiniz amatör yaklaşıyorsunuz veya bir aile dostunuz sizden bunu isteyen mesela öyle düşünelim. Böyle bir şey hazırla bakalım bilgilerimiz de bunlar diyor. Şimdi tabi ben burada olayın yani powerpoint sunusu hazırlarken ki tekniğinde. Word'ten yararlanmayı da işin içine katacağım. Bakın Word'ten yararlanma konusuyla da işin içine katarak bir şeyler göstereceğim. Bunlar ufkunuzu açsın, fikir versin diye örnekler. Bazı yerlerde bir zorunluluk hissedeceğiz Word'ü kullanmaya konusunda. İşte bunlar da küçük, ince, detay bilgiler olacak. O yüzden Word sayfamız şöyle aşağıda açık kalsın. Ona arada bir dönüş yaparız. Tamam Şunlarda kullanacağımız dosyalar bazıları resim dosyaları işte hatta çoğu resim. Bir tane müzik dosyası var. Ondan bahsedeceğiz. Tamam mı? Orada kullanacağımız resimler bunlar. Bu şekilde. Bak harita kullanmış bir tane. Böyle bir örnek hazırlama. Bunları kendiniz tabii de elde edebilirsiniz bir yerlerden. Yoksa firmadan da alabilirsiniz. Firmada vardır bu bilgiler zaten. Biz öyle almışız hazırlamışız. Hadi bunu PowerPoint haline getirelim diyoruz. Klasörümüz şuradaki örnek uygulama bir klasörü içinde. Dökümanlarımız orada, oradan kullanacağız. Peki. geldim. PowerPoint programını açtım ve hazırlamaya başlıyorum. Şuradan adım adım hangi slaytta neler olacak bilgisini aslında bunu hepsini kendi zihnimden tasarlayacağım da hani ben buradan paralel gidelim, buraya göre hareket edelim, ona benzetmeye çalışalım diye yoksa bunu tamamen kendin de hazırlayabilirsin. Oturup bilgileri güzelce yani bir kenara toplayarak biz buraya uyalım biraz burayla paralel gidelim diye yani buradan yardım alalım diye. Evet şimdi diyor ki birinci slaytımız diyor slogan ile tanıtım girişi. Yani firmayı bir sloganı vardır bu firmanın. O sloganıyla işte e, tanıtan ilk sayfamız olsun. Sadece bir yazı olsun istiyorum ben. Mesela firmanın sloganı bilgisayar denince akla X bilgisayar gelir veya bilgisayar dendi mi X bilgisayar falan. Böyle bir slogan. Şu an hemen pratik hızlı bir şekilde tabii şey yapıyorum. Yoksa sırf ben şöyle bir şey hazırlamak için günler veririm. ya yani bir hafta uğraşırım belki de. Yani gerçek bir çalışma yapsam böyle bayağı bir uğraşırım üzerinde. Güzel bir şey çıksın ortaya. Bir kere benim beğenmem lazım ki sonra başkalarını göstereyim. Ama ben amatörüm daha bu işte. Yeni başladım. İlk çalışmam. Hatta öyle düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi İlk açıldığında PowerPoint gelen ekranda iki tane metin kutusu var. Bunları direkt kullanabilirsin. Ya da kendin de baştan bunları silip baştan oluşturabilirsin. Ama hazır vermişken biz kullanalım. Şuraya diyelim ki büyük harfler yazıyorum. Bilgisayar denince böyle bir başlık. Alttaki metin kutusuna da X bilgisayar diyorum. Şundan bir tane daha bakın çoğaltıyorum. Onu da aşağıya alıyorum şöyle. Tamam. Şu içtekinde biraz daraltayım. Akla gelir diyorum. Mesela. Böyle bir kendimce dizayn ettim. Tamam. Şunu da kapatabiliriz şöyle. Şu ayrı bir metin kutusu. Bu ayrı bir metin kutusu. Şu da ayrı bir metin kutusu. Şimdi biraz bunların üzerinde oynayalım. Buna çok yavan duruyor. Neler yapabiliriz? Bildiğimiz şeyler Word'den. İşte kalın yapabiliriz. Rengini değiştirebiliriz. Puntosunu arttırıp art azaltabiliriz. Fontunu değiştirebiliriz. Hatta fontunu değiştireyim. Bu güzel durmuyor. Mesela bukman yapayım. Tamam mı? Öyle şekiller verebiliriz. Şunu nasıl değiştirelim? Bunu mesela sarı yapalım mı? Ben biraz daha bir şeyler olsun istiyorum. Biraz daha böyle değişik şeyler. O zaman şu biçimi bir kurcalayalım bakalım. Neler var burada? Ha, şurada ilginç böyle seçenekler var. Bak, o üç boyutlu gibi gösteriyor. Bak, bu güzel hoşuma gitti. Bunu kullanayım. Biraz fontosunu yine büyüteyim bunun. Ya bu 24 küçük kaldı. Biraz şöyle büyüteyim. Dikkat çeksin. Tamam, tamam. Şöyle. Bu mavi olsa daha güzel olur rengini mavi yapayım şöyle biraz parlak bir mavi. Tamam üzerinde böyle ince ince ayarlar veriyorum. Ve burada bakın şurada animasyonlar, efektler falan diyor. İşte buraları kurcalayın dememin sebebi o. Neler neler yapılabiliyormuş. Mesela 3 boyutlu görüntü veriyormuş bakın. Şöyle bir şey yapsam güzel durur mu? Durur ama kalınlığı güzel olmuyor. Onun kalınlığını kaldırmak lazım. Kalınlığını kaldırayım ki bir bakayım. Ha. <laughs> Biraz daha şöyle durduğu gibi. Şöyle çevirelim biraz falan. Yani şu an fazla uğraşmıyorum üstünde. Yani yoksa çok güzel hale getirilebilir. Şu da aynı şunun fontu olsun. Biçim olsun. Yok, burayı seçiyorum. Biçim boyacısı fırçayı tıklayıp bunu uyguluyorum. Tam uygulayamadım. Dur bakalım. Şunu seçtim. Biçim boyacısı fırçayı şuna da uyguladım. Evet. Tamam. Böyle ayarlar verdik. Tamam Diyelim. Yani yapılabilecek şeyleri örneklendirmeye çalışıyorum. Şu PowerPoint sunusunu hazırlamak bakın ne diyorum bir gününüzü alabilir yani üzerinde çalışmaya başlasak üzerinde ince ince çalışarak neler neler yaparsın. Çok fazla ben dizayna girmiyorum yani örneklerin birkaçını gösterip geçeceğim. Başında saatlerce uğraşılır güzel olması için. Evet birinci sayfam bitti. Böyle bir sayfa olsun. Şimdi ikinci sayfada diyor ki harita ile yer gösterimi olsun diyor. Yani bir resim yerleştirme örneği gibi. Bana ikinci bir slide lazım. Bakın slide'ın bittiğine ben karar veriyorum. Bunun işi bitti yeni slide lazım diyorum. Şu yeni slide'a geliyorum. Nasıl bir şey istersin? Şablon ister misin? diyor. Hayır boş istiyorum ben. Boş bir yeni slide getir. Sayfa getir yani. Peki. Buraya da bir resim ekleyeceğim. Ekle resimlerden. Resim ekliyorum. Nerede bu resim? Masa üstündeki örnek uygulama birin içinde. Hangisi? Harita. Heh, haritayı şuradan ekledim. Bir resim. Ancak çok büyük. Tamam. Boyutunu ayarla. Biliyoruz bunu. Köşegen boyunca çekerdik değil mi? Çok küçülttün ama. Tamam. Biraz büyütelim. Böyle ortalayalım. Bakın bu zaten kare özelliğinde olduğu için istediğim yere götürebiliyorum. Güzel. Şöyle götürdüm. Üstüne de bir e, metin kutusuyla yazı yazalım. Ne, ne olduğunu anlasın bize. İşte x bilgisayarı Kayseri'deki yeri gibi bir yazı. Ve bunu da büyütüp ayar verip şöyle mesela bu da şöyle nasıl olsun? Şöyle altında suda yansıma görüntüsü gibi olsun rengi şöyle kırmızı veya bu sefer yeşil olsun mesela. Kalın olsun, puntos da büyük olsun biraz. öyle, şöyle olsun. Tamam Evet, böyle güzel. Bu kadar, yeter bu da. Tamam, ikinci slide da bitti. Bir de üçüncü slide de diyor ki, üç tane bilgisayarın tanıtım sayfaları olacak diyor. Bilgisayarların özellikleri de bunlar. Bakın burada tabi ben her şeyi ince ince yapmayacağım. Anlatıp anlatıp hızlı geçeceğim. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben. Yine bir sayfa ekliyorum. Sayfada diyorum ki yukarıda başlık olacak, altta da yazı olacak. O zaman şunu kullanabilirim yani buradaki şablon işime yarayabilir. Gelip buna tıklıyorum. Tamam mı? Yukarıya şu Word'deki şu yazıyı kopyalıyorum. Bakın şöyle. Şu yazı o yukarıda olacak diye Word'den yararlanma örneği yapıyorum. Bunu kopyalıyorum buradan. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Bakın buraya yapıştırdığında buranın özellikleriyle yapışıyor. Yani burada yapıştırdığım punto 11 iken buraya puntosu büyüyerek yapışıyor. Çünkü şu metin kutusunun içindeki özellik o. Ancak çok büyük geldi diyerek ben burada biraz küçültüyorum. Yani burada küçültebilirim. Şöyle yapabilirim. Kalın yaparım vesaire vesaire. Alt kısma da geleceğim. Bakın yine buradan şuradan itibaren bunu seçeceğim. Burada kopyalayacağım. Gelip bunu da bunun içine yapıştıracağım. Ancak burada da çok küçük ekledi. İçine sığdırmaya çalıştı. Ben bunun biraz açtıkça bakın puntoların otomatik büyüdüğünü göreceğim. Görüyor musunuz? Şunu biraz yukarı alalım. Ya metin kutusunun içine sığdırma ile ilgili bir şey. Kendisi puntoları da büyütüyor. Bakın ben bunu büyüttükçe puntolarda nasıl büyüyor görüyor musunuz? Ondan sonra da istersen sen bunu ortalandı çünkü bu. İşte sola hizalarsın. Şu iki nokta üsteleri aynı hizaya getirirsin üzerinde ince ince de çalışırsın. Ben çok uzatmıyorum şimdi olayı. Yani dizayn edeceksin. Mesela bunların başına madde işareti koyalım diyebilirsin. Şuradan madde işareti koyuyorum. Bak alternatifler vardı hatırlayın. Oh. Böyle ince ince işlem yapılır. Şimdi bakın dikkat. Ben değişik teknikleri anlatmak için. Benzer bir tane daha sayfa lazım bana. Yapacağım şey şu. Bu sayfadan çoğaltacağım bu sefer. Tekrar yeni slide demeyeceğim. Benzer olduğu için benzer olduğu için tamam mı? Şurayı bir düzeltelim. Şunun üzerine geliyorum sağ mouse'la. Slide'ı çoğalt diyerek aynısından bir daha çoğaltıyorum. Ve bunun içindeki değerleri değiştiriyorum. Ben bir tanesini yapayım. Yani şu MSI olacak artık. Tamam mı? Büyük harf olsun. Yani çoğaltarak işlem yapıyorum. Bunu da çoğaltalım. Öbürü de acer. Acer bilgisayarmış. Acer. Bunun tabi gerekli yerlerini değiştireceksiniz. Şimdi bunların bir de resimlerini şuraya koysak iyi olurdu. Peki Asus'unkini koyalım. Ekle resimler. Asus'un şu. Biraz küçük ama tamam seç büyüt. Şöyle yerleştir. Gel MSI'inkini. ekle resim. MSI de buradaymış. Resim dosyası. Evet onu da şuradan şöyle büyüt. Şuraya koy. Buna gel. Ekle resim. Bu da Acer, Acer bilgisayar. Evet onu da şöyle büyüt. Tamam. Şöyle yerleştir. Yani hızlı oluşturmaya ilişkin çoğaltarak oluşturma yöntemini anlatmaya çalıştım ben burada. Yani benzer bir sayfa varsa onu çoğaltırsın. Gerekli yerlerini değiştirirsin. Demek bu yani. Evet. Tekrar yeni slide ekleyeceğiz. Kaçın slide? Altıncı slide. Diyor ki bir tablo oluşturma. Ha tablo oluşturma. Yeni bir boş slide ekleyelim. Tamam mı? Altıncı slide bu. Aynı Word'teki gibi bakın. Ekle diyoruz. Tablo diyoruz. Tablo ekliyoruz. Şimdi ben buradan kaça kaç bir tablo olduğuna bakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş sütunluk. Beş satırlık bir tablo. Peki. Geliyorum buradan. Ekle tablo. Hatta şu kısa yolu kullanalım. Beşe beş. Evet. Bakın ekledim tutup taşıyabiliyorum rahatlıkla. Öyle bir özelliği de var. Güzel. Şimdi yalnız burada aynı Word'de yaptığım üzere şu iki hücre birleştirilmiş bakın. Şu iki hücre birleştirilmiş. Bunu nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Şu iki hücreyi seçiyorum. Düzen menüsünde hücreleri birleştir diyordum. Şu iki hücreyi seçiyordum. F4'e basabiliyorum. Evet güzel. Burada da F4 çalıştı. Evet şunların biraz daraltıyorum. Öyle. Şunları ortalıyorum. Şu şekil çizgileri. İçini doldurmaya başlıyorum. Sürüs 2019 yılı bilgileri. Aa, şurayı da 2020 yılı diyelim. Ben biraz şey yapıyorum tabi şu an. Marka miktar. Bu satış miktarını gösteren bir tabloymuş. Şurayı kopyalıyorum şuraya yapıştırıyorum ve bunu mesela şu başlıkları şunla birlikte şunları kalın ve ortalı yapıyorum. Kalın ve ortalı yapıyorum. Bir de fontunu bookman yapayım. Peki. Şimdi buraya göre bakıyorum neymiş. Asus MSI Acer, Acer varmış. Asus MSI Acer. Ben Acer diyorum da Acer diye de telaffuz edilebiliyor. Evet. Neymiş? 152, 210, 412. 150, 210, 412. 152 miydi bu? 2 idi herhalde. Evet. MSI Asus Acer'miş bu da. MSI Asus Acer. Evet. Neymiş onların rakamları? 187, 215, 311. 187, 215, 311'miş. Bunları da kendi içinde şu kısmı ortalıyorum. Yine bunun fontunu, fontosunu ayarlayabilirsiniz. Tutup böyle genişlettiğinizde tablo genişliyor ama içindekileri büyütmek için mutlaka fontosunu büyüterek işlem yapmanız lazım. Şuradan şu şekilde. Ama tabloyu böyle resim büyütür gibi büyütebiliyorsunuz. İçindekiler içinse ayrı işlem yapmanız lazım. Peki bu tablo neyi anlatan bir tablo? Başlığını da koyalım. Metin kutusuna yazı yazacağım yani. 2019-2020 büyük harflerle yazalım. Yılları arasında satış miktarı bilgileri diye bir başlık. Tamam? Yazdık. Kalın yapalım, ortalı yapalım. Zemin rengini sarı yapalım yazı rengini de şöyle koyu renk kullanmam lazım. Şöyle bir renk seçelim neyse. Biraz da puntosunu büyütelim. Evet şöyle güzel. Şunu da şuraya yerleştireyim. Yok zemin rengi sarıyı beğenmedim. Tamam, seç kaldır sarıyı. Şuradan yok diyelim. Peki böyle kalsın. Daha sade güzel. Peki. Tamam? Şimdi bu PowerPoint'te tablo hazırlamak da aynı Word gibi ekleyip ya da çizip çizedebilirsiniz burada aynı Word'deki gibi içini dolduracaksınız. Şimdi yeni bir slide daha ekliyorum. Boş bir slide. Şimdi dikkat. Bir tablo örneği daha var burada. Yalnız burada şimdi Word'den yararlanmanın biraz daha zirve noktasını kullanacağız. Şimdi biz Word'de şöyle bir şey öğrendik. Word tablolarında formül yazarak değil mi? <laughs> Otomatik sonuç elde edebiliyorduk. Bu PowerPoint'te mümkün değil arkadaşlar. Yani PowerPoint'teki tablolarda formül yazamıyorsunuz. Formül menüsü çıkmıyor çünkü bakın. Tamam mı? Yok. Yani o işlemi yapacağın şey çıkmıyor. PowerPoint'ün tablo yapısı çünkü şu metin kutusu içinde bir tablo bunlar. Büyük ihtimal ondan. Bu özelliği PowerPoint'te kullanamıyorsunuz. Ama ben diyor ki kullanmak istiyorum. O zaman Word'de yap sonra bu tabloyu PowerPoint'e götür. Ha güzel. Ya yani yararlanıyorum bakın şimdi. Word'de böyle bir iş yapılabiliyor mu? Yapılıyor. Peki yapalım beraber. Şimdi bunu biraz matematiği de kullanacağız burada. Diyor ki fiyatlarda peşin alırsanız diyor indirimli fiyat var diyor. Yüzde on bir indirim yapıyoruz diyor. Normal etiket fiyatı ürünlerin bunlar diyor. Ama sen diyor şey alırsan peşin ödersen diyor indirimli fiyatı da bu diyor. Peki yüzde on bir nedir? Tabi her zaman gibi hesap makinesiyle de kafadan hesap edip buraya yazmak mümkün ama ben hani şu Word'ün formül yazımı olayı vardı ya onu kullanayım diyorum. İlk önce bir formül ne? Onu düşünüyoruz bakın. Sakın şş, öbür formülle bunu karıştırmayın. Bakın bu. Bu değerin yüzde on birini çıkaracağız bundan. Bu başka bir formül. Bizim öğrendiğimiz formül başkaydı. İçindeki değeri çıkartmak değil bu bakın. Bunun içinde dahil de içinden çıkartıyoruz olayı yok burada. Burada diyor ki bu fiyatın yüzde on birini sen de almam. indirim yaparım diyor. Onun formülü şu arkadaşlar. Bakın. Etiket fiyatı neyse bundan çıkart yine etiket fiyatının yüzde on birini. Burada formül bu. Öbür formül değil. Yani yüzdeli değeri birle toplarım sayıya bölerim olayı değil buradaki bakın. Bu ikisini birbirine karıştıran arkadaşlarımız var. İçinden çıkartmıyoruz bunun. Bunun yüzde on sana indirim yapıyorum diyor. Anlaşıldı? Farklı bir şey. Bu ikisini birbirine karıştıranlar var aramızda. Yapmayın bu hatayı. Sana bundan yüzde on indirim yaparım demek başka bir şey. İçinde KDV yüzde on bir dahil. Senden KDV almayayım demek başka bir şey. Anlaşıldı? KDV dahil fiyat diyelim. Bu yüzde on KDV olsun. Hadi senden KDV almayalım dediklerinde formül etki et fiyatı bölü 1,11 olur. Ama burada %11 indirim yapıyormuş. Formülümüz budur. Ha, şimdi buna göre şuraya yazacağım formül nedir? Geliyorum. Formüle giriyorum. Şimdi sum left diyor. Şimdi sum left dediği şey kendisi zaten. E tamam bana da o lazım. Yani solu topla diyor. E sol bir tane sayı var. Kendisidir o zaman. Evet. Kendisinden çıkart. Some left yani yine kendisinin toplamını çarp 0,11 ile diyerek buraya o formülü yani etiket fiyatı bunun kendisidir. Sol tarafın kendisi toplamı kendisidir. Some left'i ilginç kullanıyorum değil mi? Solu topla diyor. E kendisi. E tamam o lazım bana zaten. Ha burada A2 hücresi de diyebilirdik ama niye bunu yaptığımız şimdi göreceksin. F4 kullanabilmek için yapıyorum. Ve buradan geliyorum diyorum ki bana para birimi olarak göster sonucu. Tamam dediğimde bakın işte sonuç bu. Para birimi yanlış şu herhalde şeyin e, simgesi Bukman'ın Türk Lirası simgesini biraz tuhaf gösterdi. Onu şeyde düzeltiriz. Düzeltir zaten göreceksin. Şimdi buraya geldim F4. Buraya geldim F4 çalışır. Sol tarafın toplamının sol tarafın %11'ini çıkart. Kendisi zaten. Evet. Yani böyle bir işlem yaptık. Burada F4 çalışsın diye böyle yaptım. Yoksa A2 hücresinin %11'ini çıkart da diyebilirdik. Hatırlıyorsunuz o örneklerimizi anlatmıştık. Evet. Şimdi bu tabloyu Word'de hazırladım. Geliyorum, seçiyorum. Kopyalıyorum. Geçiyorum PowerPoint'te. Yeni sayfama yapıştırıyorum. Hocam küçük oldu, büyüt. İçindekilerin pontosunu büyüt. Yani ondan sonra sen burada küçük müdahalelerle büyüt onu. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şöyle açalım. Ya yani burada tabloyu böyle rahat hareket et, yani büyütüp küçültebilmek güzel bir şey. Tutup taşıyabiliyorsun bakın. Yani Word'den getirdiğin bir tabloyu burada istediğin gibi şekillendirmen mümkün. Buradan tasarımını mesela sarı renkliye dönüştür, yok şuna dönüştür böyle o üzerinde sabaha kadar uğraşılır yani oynanır tabloyla. Sarı olursa beyazlar iyi gözükmüyor ama yani. Belki şu turuncu olabilir. Tamam? Burada neyi görmüş olduk? Demek ki Word'ten yararlanabiliyoruz. Word'ten getirebiliyoruz tablolar oluşturup vesaire. Bunu da görmüş olduk. Güzel. Şimdi son bir sayfa ekliyorum. Son sayfam. Son sayfa sadece resim kullanacağım bir sayfa. Yani diyor ki kargo bizden sloganını verecek bir resimim var benim zaten. Direkt resim ekleyeceğim sadece. Kargo resmini şuradan ekleyelim. Hiç değiştirmeyebilir. Olduğu gibi de kalsın bak. Direkt sayfanın ortasına da oturdu zaten. Güzel. Evet. Bakın 8 slaytlık bir slayt gösterisi hazırlamış olduk. Ben size fikir verici örnekler yaptım sadece. Çok amatör bir örnek. Evet başlangıç için öyle ama biz ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz anlatma amaçlıydı yani. Şimdi slaytları hazırladık. Hemen ilk başta şunu merak ediyorum. Nasıl bir slayt gösterisi oldu acaba? Bir baştan bir izlesem diyorum. Bu slayt gösterisi menüsünde bakın yukarıda. Baştan itibaren izle diyor. Tıkladığım anda slayt gösterisini bana göstermeye başladı. Şimdi hiçbir ayar vermediğim için henüz Mouse'a tıklayarak geçiş otomatik ayarlı. Her mouse'a tıkladığımda ya da klavyede bir tuşa bastığımda ikinci slayta geçecek. Bakın şu an mouse'a tıklıyorum. ikinci slayta geçtim. Şu an klavyede bu tuşa değiyorum. Üçüncü slayta geçtim. Yani henüz hiçbir ayar vermediğim için slaytlar arası geçiş bu şekilde. Otomatik ayar bu yani. Bastıkça geçiyor. Bitince de bitiyor. Ha. Şimdi biraz bununla ilgilenelim bu olayla ilgilenelim. Bununla ilgili detayları verelim. Bu kısım biraz işin ben öyle ifade ediyorum. Magazin kısmı yani oyun kısmı, eğlence kısmı gibi bana öyle geliyor. Ama tabii teknik olarak o geçişlerin mouse'a tıklanarak mı yoksa otomatik kendi mi geçecek olması olaya göre teknik bir özelliğe de dönüşür. Yani eğlence aracından bir teknik özelliğe de dönüşür. Yani kendi kendine geçmesi mi daha uygun? benim tıklayarak geçirtmem mi daha uygun? Çünkü duruma göre eğer konuyu ben anlatıyorsam benimle birlikte hareket etmesi benim tıklayıp geçirmem daha doğru hareket. Ama ben ortamda yokum yani hazırlayan kişi bunu izleyecek biri kendisi geçmesi daha uygun diye bir plan yapabilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada iki olayla uğraşacağız. Bunlardan birine animasyon deniyor. Diğerine geçiş deniyor. Animasyon denilen şey bir slaytın içindeki elemanların hareketleridir. Bu elemanlar işte metin kutuları olabilir, resimler olabilir, tablolar olabilir vesaire. Yani içindekiler bir slayt içinde kullandığımız elemanlar. Metin kutusu, tablo, resim, grafik, animasyon, video vesaire neyse işte. Tamam? Mı? Bunlar olabilir. Buna bunun hareketlerine animasyon adı veriliyor anlaşıldı bir de slaytların ard ardına geçişi var ona da geçiş deniyor yani bu slaytın içi bitince bir diğerine nasıl geçsin olayı ona da geçiş deniyor evet ilk önce animasyon kavramıyla ilgileneceğiz yukarıda bakın animasyonlar menü başlığı var iki tane sayfaya örnek yapacağım ben devamına yapmayacağım mantığı burada anlatacağım ondan sonra işte buralar gerçekten başında saatlerce oturtuyor bu programın yani. Ve öyle şeyler çıkıyor ki Allah Allah bunu PowerPoint mi yapmış dedirtiyor size. İşte onu yapabilecek durumdasınız sizde bu konuyu öğrendikten sonra, yapabilecek duruma gelmiş olacaksınız ama biraz hayal gücünüzle kısıtlı tabii bu olay. Hayal gücün ne kadar genişse neler neler yaparsın. Yani mantık biraz oraya geliyor, dayanıyor. Yoksa vay ve bunu powerpoint mi yapıyormuş şeklinde bir durum yok aslında yapıyor evet sen güzel yeter ki düşünüp onu oraya uygulayabil yoksa işte demin bir arkadaşın yazdığı gibi bunu movie maker bir film yapma programı yaptı zannedersin de yani öyle güzel bir çalışma yaparsa böyle film yapma programı gibi ya zaten biraz sonra ben kendimi bir yönetmen olarak hissedeceğim bakın onunla ilgili örneklendirme yapacağım ona benzeyecek yani olay evet Şimdi birinci örnekte başlayalım. Şimdi bir kere animasyon dediğimiz şey buradaki elemanların hareketleri. O elemanlar da metin kutuları, resimler, tablolar vesaire demiştik. Bizim ilk animasyon şeyimizde, e, slaytımızda 3 tane metin kutusu var. Yani bu işlemi uygulayabileceğim 3 eleman var demektir bu. Hangi elemana uygulayacaksan bir kere onu seçiyorsun. O önemli bir hareket. Hangisine uygulayacaksan onu seçiyorsun. Şimdi animasyonlar bölmesinde de bakın şurada görüyorsunuz. Animasyon ekle dediğinizde de görüyorsunuz. Şurayı tıkladığınızda da görüyorsunuz. Üç ana hareket var. Giriş, vurgu, çıkış. Onun dışındakiler detay. Onlardan ben hiç bahsetmeyeceğim. On diğerlerine siz bakarsınız. Hareket yolu falan filan böyle alternatifler var. Bakarsınız, incelersiniz. Ben giriş, vurgu ve çıkışla ilgili örnekler yapacağım sadece. Yani giriş animasyonları ilgili elemanın işte metin kutusuysa metin kutusunun, resimse resimin ekrana nasıl geleceğini, gireceğini ifade eden hareketler oluyor. Vurgu ekranda yaptığı hareket oluyor. O an ekrandayken ne yapacak, nasıl bir hareket yapacak o oluyor. Çıkışta eğer gerekiyorsa hani girdikten sonra ekrandan çıkması da gerekiyor olabilir. Çıkış hareketleri oluyor. Yani ekrandan çıkıp gitsin artık görünmesin ekranda gibi hareketler oluyor. Aynı elemana 3 hareketi de değişik şekillerde birkaç kez de verebilirsiniz. Yani işte o biraz sizin programla haşır neşir olmanıza bağlı. Yani zaman harcamanıza bağlı. Ne yapabilirim? Hayal gücü orada oluşmaya başlıyor zaten. Şu animasyonlar basit. Giriş çıkış. Ben burada o basit olanlarını anlatacağım ama buradan nerelere götürürsünüz bu olayları bakın. Yeter ki o bakış açısına sahip olun. Yapmak isteğinde olun başta da. Ve bu sabrı gösterin. Ya basit bir örnektir. Ama o ufuk o kadar geniş ki. Ufuğu genişletebilmek sizde saklı yani. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şurada animasyon bölmesini açıyorsunuz. Bu çok önemli. Rahat hareket etmenizi sağlayacak. Ve sağ tarafta bir sütun açılıyor. Burada elemanlara vereceğim animasyon hareketleri burada sıralanacak. Ve bu sıranın önemi şudur işlem sırasıdır bakın. Şunu yap, ondan sonra şunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap olayıdır. Buradaki sıranın önemi o. İşte ben burada demin söylediğim şeyi devreye giriyorum. Sanki bir filmin yönetmeni gibi hissediyorsunuz kendinizi ve artistler bunlar da artistler, aktrisler, aktörler neyse. Şunu yap, sen de şunu yap, o onu yaptıktan sonra sen şunu yap diyorsunuz. Yani ona benzetiyorum ben biraz. Hani yönetmen der ya mesela başrol artistine der ki kapıdan gireceksin bir, burada duran adama yumruk atacaksın iki, camdan atlayacaksın mesela. Yani aksiyon filmi çekiyorlar. İşte bunu anlatır ve adım adım bunu yapman gerekir. Camdan atladıktan sonra gelip yumruk atacaksın değil. Yumruk attıktan sonra camdan atlayacaksın falan filan diye böyle işte adımların birbiri arkası olması önemlidir. Buna da aynı zamanda algoritma da denir. Yani işlem sırası. Bunlar da burada veriliyor işte. Evet. Şimdi başlıyorum bir örnek. iki tane slide gösterisi sayfasına yapacağım. iki slayta yapacağım. Mantığı anlatmış olacağım yani. Gerisi artık sizin başında zaman harcamanız. Evet birinci de uygulama efendim. Diyorum ki şu birinci metin kutusunu uygulayacağım. Geldim seçtim. Animasyon ekle diyorum. Ve giriş animasyonu olarak diyorum. Uçarak giriş yapsın. Yani ekrana uçarak girsin diyorum. Bu animasyonu veriyorum bakın alttan hızlı bir şekilde giriş yapma hareketi buraya eklendi. Ben ama diyorum ki alttan değil üstten biraz yavaş girsin istiyorum. Yani o alttan girmeyi verdi ama ben onu üstten yavaş girsin istiyorum dediğinde ilk önce bakın şurayı açıyorsunuz. Bu animasyon hareketiyle uğraşıyoruz. Mouse tıklanınca değil. Slide ekrana girdikten sonra bu girişini yapsın. O zaman öncekinden sonra diyorum. Yani bu hareketi ne zaman yapacak? Öncekinden sonra. Önceki dediği ilk hareketi olduğu için slide'ın girişidir. Slide girdikten sonra bu ekrana sonra girsin demek. Peki. Öncekiyle deseniz de bu ilk hareketi olduğu için aynı hareket olur bu ikisi. İlki için böyle. Şu ikisi aynı harekettir. Öncekiyle demek. Ya ile birlikte girdi. Zaten ilk hareket slide olduğu için aynı şeydir. Yani çok büyük fark yoktur. Ama bundan sonrakilerde bu önemli. Evet öncekinden sonra dedik biz örnek. Aşağıdan hızlı geliyor. Peki girilme efekt seçeneklerine alttan demiş bak yok ben üstten istiyorum diyerek üstteni değiştiriyorum bir. Bir de zamanlamasını çok hızlı giriyor. Yavaş girsin diyerek değiştiriyorum bakın. Buralarla ince ince uğraşılır. Tamam mı? Tamam. Bakın yukarıdan yavaş girecek diyor. Güzel. Güzel. Bu hareket tamam. Bitti. Bundan sonra şu metin kutusuna örnek veriyorum. Bu metin kutusundaki elemanda animasyon ekle diyorum. Yine giriş yapsın ama şöyle tekerlek gibi dönerek giriş yapsın. Şöyle gelsin ekrana. Bak bunu eklediğim anda buraya ikinci adım olarak eklendi. Ve bu üstteki yazı girdikten sonra dönerek gelsin. O zaman bunu öncekinden sonra diyorum. Yani önceki bakın şu. Ondan sonra girecek. Yani şu bilgisayar denince yazısı geldikten sonra bu dönerek ekrana girecek. Tamam mı? Tamam. Üçüncü olarak da üçüncü olarak da benim üçüncü metin kutum bütün bu işlemler bittikten sonra yani bu ikisi girişini yaptıktan sonra mesela şöyle büyüyerek ekrana girsin istiyorum. Tamam şuradan geliyorum bir daha. Hangisi o herhalde? Şu. Yakınlaştır. Heh, şöyle ekrana gir. Bu da üçüncü hareket bakın. O da ondan sonra girecek ekrana yani. Tamam mı? Bu da öncekinden sonra olsun. Yani bu yukarıdan inerek girsin. Ondan sonra bu dönerek şöyle gözüksün. Sonra da bu uzaktan şöyle gelsin. Ama çok hızlı geliyor. Zamanlamasını biraz azaltıyorum. Yavaşça çekiyorum mesela. Nasıl olacak? Şöyle gelecek. Güzel. Şimdi üç tane hepsi giriş oldu. Biraz farklı örnekler yapalım. Ekleyelim. Diyelim ki bu üç ekrana girdikten sonra X bilgisayar şöyle bize doğru yaklaşır görüntüsü versin. Bize doğru yaklaşsın. Tekrar animasyon ekle Ama bunu seçerek bakın. Dikkat bunu seçerek animasyon ekle diyorum. Vurgu animasyonu veriyorum. Bu ekranda yapıcı hareket. Tamam mı? Mesela ne yapsın? Yaklaşma. Nerede o? Büyük küçük. Ya şöyle. Bak bize doğru şöyle büyüsün. Tamam Bunu da bu üçünden sonra yapsın ama öncekinden sonra diyorum. Buraya sıralamaya koyuyor bakın. Anlaşıldı? Yani yönetmen yönetiyor filmi şu an. Sen gel içeri diyor. Girdikten sonra camdan atlı diyor. Ondan sonra tekrar geri çık diyor falan filan. Bu başka bir artist değil. Bu arada sen diyor şu aynanın yanında dur diyor. Anlatıyor işte. Bütün bunlardan sonra da akla gelir yazısı sağdan uçarak çıksın. Animasyon ekliyorum. Tabi bunu seçerek diyorum. Bak buna dikkat animasyon ekle. Çıkış animasyonu verelim bir de. O da uçarak çıksın. Ama aşağı doğru değil. Sağa doğru çıksın. Ve öncekinden sonra olsun bu. Öncekinden sonra ve alta değil. Sağa doğru çıkış yapsın diyerek buna da bu özelliği veriyorum. Bakın 5 adımlık bir animasyonum oldu. Şimdi merak ediyorum. Hadi bakayım slide gösterisini şöyle baştan bir oynat bize bakalım. Bak yukarıdan indi. Öbür yazı şimdi belirdi. Sonra uzaktan o geldi. Bu bize doğru yaklaştı. Ve o da ekrandan çıktı. Güzel. Güzel. Bugün iş bitti paydos. Yarın yine toplanacağız diye yönetmen çalışanları gönderiyor. Öyle değil mi? İzlediyseniz bu gibi belgesellerde işte bir filmin çekiminde yapılan şeyler bunlar. İşte bugünkü sahnemiz bitti. Tamamdır, güzeldir. Kapatın, toplayın. Yarın şurada tekrar buluşuyoruz der. Yeni sahne çekmeye giderler. Mesela bu. O zaman biz de gelelim ikinciye bir örnek yapalım. Bitsin. Örneğin aynı mantık çünkü. İki tane var burada da eleman. Bunlar sadece ekrana girsinler. Bir de şu haritayı orada bir döndürtelim. Birinciye diyorum ki bakın ikisiyle birlikte örneği yapalım bu sefer. Birinciye diyorum ki şuradan animasyon animasyon ekle diyorum. Şöyle solarak gözüksün. Ekranı solarak gelsin ama öyle çok yavaş solarak gelsin. Şuradan öncekiyle başlat diyorum bir kere efekt seçenekleri solarak gelecek ama çok hızlı gelmesin. Çok yavaş solarak gelsin şöyle. 5 saniyede belirsin yani bak yavaş yavaş 5 saniyede belirginleşiyor güzel. Bu belirginleşirken de beraberinde bu da ekrana gelsin. Bak dikkat. Bunu seçiyorum resmi. Bunu animasyon ekle diyorum. O da ekrana şöyle süpürerek gelsin. Öncekiyle birlikte gelsin. Bak önceki yani bu soluk görüntüye gelirken o arada bu da hareketini yapsın diyor yani. Ama çok hızlı aşağıdan yapıyor. Alttan değil de şöyle üstten doğru belirsin. Bir de yavaş yapsın. Bu da hareketini yavaş yapsın. Tamam? Evet. Yavaş yavaş açılacak yani. İkisinin birlikte yapmasını istedim bakın. Şimdi bir başlatalım bakalım. Başlat buradan. Bak o belirirken o da belirdi. Ama ben ikinciye öncekinden sonra özelliği verseydim bakın farkı görün. İlk önce bunun belirmesi bitecek sonra bu başlayacak bakın. Heh, farkı bu. Yani öncekiyle birlikte öncekinden sonra gibi olaylar işin öz. Ardından da bir hareket daha ekleyelim bitsin. Şunu seçiyorum. Bu resim ekranda şöyle bir dönsün. Tamam şöyle bir dönsün mesela. Öncekinden sonra yapsın. Ha dönerek belirginleşsin de diyebilirsiniz. Mesela öncekiyle birlikte dersen belirginleşirken aynı zamanda da döner mesela. Yok, öncekinden sonra olsun. Yani belirginleştikten sonra dönsün. O zaman hadi bakalım bu iki slaytta da baştan şuradan slayt gösterisi baştan bir izleyelim. Evet bakın bu yukarıdan indi öbürü belirdi. Öbürü geldi. Bu yukarı doğru, bize doğru yaklaştı. Ondan sonra alttaki yazı gitti. Tamam da öbür slayta geçişi daha ayarlamadığım için mouse'a tıklamak zorundayım. Evet, tıkladım. İkinci slaytım geldi. O belirginleşene kadar bekliyor resim. Bekledi. Şimdi o belirginleşti. Belirginleştikten sonra da bir dönecek. Evet, döndü ve hareketini bitirdi. Ne zaman mouse'a tıklarsam 3. slayta geçecek. Çünkü onu henüz ayarlamadık. Mouse tıklanınca ayarlı. Anlaşıldı. Animasyon olayı budur arkadaşlar. Animasyon olayı budur. Şimdi gelelim geçişlere. Geçişler. Geçiş dediği şey slaytların kendi arasında birinciden ikinci, ikinciden üçüncüye geçiştir arkadaşlar. Ve birinci de yapıyorum bakın. Tıklandığında seçini işaretli olduğu için default olarak yani varsayılan özellik bu olduğu için hepsi tıklanınca geçer şekilde ayarlı. Ama ben diyorum ki bu slide 10 saniye ekranda durduktan sonra ikinciye geçsin. O zaman bu tıklandığı bunda kaldırıyorum. Şuraya diyorum ki 10 saniye diye 10 saniye değerini ver. Yani 10 saniye ekranda kalsın. 10 saniye yeter mi? Neye yeter mi? İnsanların bu yazıyı okumasına yeter mi? İnsanların bu resmi Görmesine yeter mi? Anlamasına yeter mi? Yani 10 saniyeyi öyle düşünmem lazım. Yani 10 saniye benim için ekranda kalma süresi yeterli mi? 2 e tane kelime okuyacak. 10 saniye fazla bile. Tamam işte neyse. Ya resim ya sonuçta resme ne kadar bakacak ki? Hani fazla baksın istiyorsan fazla kalsın. Yani o. Oh. Şimdi bunu buna uyguladıktan sonra hepsine uygulamak için tek tek uğraşmamak için şu birinci de yaptığın değişiklikten sonra tümüne uygula diyerek hepsinin onar saniye ekranda kalmasını ayarlamış olursun. Ama dersin ki mesela ya burada yazılar biraz fazla 10 saniye yetmez deyip sadece buna gelip bunu mesela 15 saniye yaparsın. Şuna gelip tabloya algılı almaları biraz zor deyip bunu 20 saniye yaparsın. Anlaşıldı? Yani tek tek hepsindeki süreyi değiştirebilirsin. Mesela bu. 5 saniye kalsa yeter. 10 fazla. Bunu 5'e düşürürsün mesela. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu yaptığımıza göre şimdi slide gösterisini başlayınca hiç mouse'a tıklamayacağım. Bakalım kendisi 10 saniye sonra geçecek mi? Geldi. Hareketlerini bitirdi. O sıra 10 saniye geçiyor. 10. saniyeden sonra. Bak 10 saniye biraz az kaldı. Yazı çabuk geçmek zorunda kaldı. Gördünüz mü? 10 saniye biraz orada az kaldı. 15 olsa iyiymiş. Bak bu bitirdi hareketini. 10 saniye hemen. Bak bu 10 saniyeler az mesela görüyor musun? Oralarda. Hareketler olduğu için hareketini bitirir bitirmez çıkıyor gibi böyle. Bak burada 10 saniye güzel. Hatta bunu 15 yaptık değil mi? 15 saniye. Sonra öbür slayta geçecek. Belki 15'er saniye. Bak öbürküne geçti. Bu biraz daha az kalacak. Bu 10 saniyeydi. 10 saniye kalıyor ve bir sonrakine bakın geçiyor. Evet. Tamam. Mı? Sistem bu yani. Otomatik geçiş ayarı da bu şekilde. Bir de geçişlerde de animasyonlar var. Bakın şunlar. Yani geçerken böyle bir şekilli geçsin. Mesela sayfa açılıyormuş gibi geçsin falan gibi böyle alternatif şeyler var. Mesela şunu seçiyorum ben. Ve bunu tümüne uyguluyorum. Anlamı şu oluyor bakın başlattığınızda böyle sayfa açılırmış gibi geliyor. Orada hareketin tamamlayıp öbür slayta geçerken yine böyle sayfa açılırmış gibi geçecek. Bakın. Tabi 10 saniye bunda azdı. Bakın hemen sayfa öbürüne geçti. Bu da geçişlerin animasyonu oluyor. Anlaşıldı. Bu geliyor. Bu hareketini bitirdikten sonra sayfa açılır gibi öbür slaytta kendi geçiyor. Bakın ben hiçbir mouse tıklaması veya klavyeye basmıyorum. Evet. Tamam Evet. Geçiş olayı da bu. Yani benim anlatacağım kısmıyla. Detaylarını kendiniz kurcalarsınız. Şimdi son hareketimize geldik. Ses koymak ya da müzik koymak olayı nasıl oluyor? Ondan bir bahsedeyim. Şimdi burada en çok sorulan sorulardan biri. Hocam ben ses koyduğum halde, müzik koyduğum halde bende çalışmadı. Veya birinci slaytta ses geliyor hocam başlıyor ikinci de tık gidiyor. Bunlar çok sorulan sorulardan. Onun için ben tek bir örnek yapacağım. Tek bir örneğin tek bir çeşidini anlatacağım. Onun dışındakiler özel yani başınıza geldi ve yaşarsanız sorarsınız bakarız. Benim örneğim şu olacak. Deminki örneklerde gördüğünüz gibi müzik parçası başta başlayacak bütün slaytlar boyunca devam edecek şekilde bir örnek yapıyorum. Anlaşıldı? Ha hocam ben 5. slayttan başlasın istiyorum. Orada da bir fark yok. İşlemi 5. slaytta yapacaksın o zaman sen. Yani benim müziğim 5. slaytta başlasın dersen işlemi buraya yapacaksın. Yani fark o. Ben örneği şöyle yapıyorum. Birinci slayttan başlayacak. Kesilmeden tüm slaytlar boyunca müzik devam edecek. Örneğini yapıyorum. Anlaşıldı? Şimdi bakın burada animasyon kavramıyla alakası yok ama bir bağlantısı var. Şu bölmeyi kullanacağız. Müzik ekleme ve müziğin zeminde çalması. Fonda müzik denir ya buna. Evet. Birinci slayttan itibaren çalsın. Tüm slaytlar boyunca kesilmesin istiyorum. Bu örneği yapıyorum. Birinci slayttayken ekle diyorsunuz. Ve bakın şurada ses diyor. Bilgisayarındaki sesi kullanacağız. Bunun da anlamı şu. Bilgisayarınızda bir adet ses dosyası olması gerekiyor en çok bilinenlerden günümüz şartlarında da MP3 hem kaliteli hem az yer kaplayan bu kalitesiyle birlikte az yer kaplayan bir ses dosyası olduğundan MP3 tercih ediliyor. Ancak başka müzik dosyaları da var. Ses dosyaları da işte WAV wow dosyaları var. DAT dosyaları var. MIT dosyaları var. Yani bunlar da ama bunun kadar kaliteli olup hem de az yer kaplayan başka yok gibi. Benim bildiğim vardır ama belki de. Yani Kısacası şöyle söyleyeyim. Uygun bir ses dosyanız olacak. Bu da MP3 olabilir. Ha. Benim burada var bakın bir tane. Şimdi ne yapıyorum ben? İlk slaytta ses bilgisayarımdaki sesi ekle diyorum. Ekle menüsünden ses bilgisayarım ses diyorum ve o ses dosyasını soruyor bana. O da diyor ki masa üstünde bizim şu uygulama birinin içinde MP3 dosyası bu. Seçiyorum. Tabi bu ses dosyalarını kullanırken bir telif hakkı falan filan sorunları yaşayabilirsiniz. Yani Türkiye şartlarına farklı çok dikkat edilmiyor gibi gözükse de hani ticari amaçla kullanacağınız yerlerde ses dosyalarını izin almaksızın kullanmak başınıza dert açabilir ticari uygulamalarda diyorum bakın. Ha, başka türlü değil yani çok olmaz. Evet. Geldim MP3 dosyası seçip ekle dedim. Ekle deyince bakın hem ekrana bir tane hoparlör işareti koydu bakın. Hem de şuraya bir sanki animasyon hareketiymiş gibi bir satır ekledi. Şimdi bu halde bırakırsan bu şarkı mülk, müzik çalmaz arkadaşlar, bu ses duyulmaz. Çünkü sebep bütün animasyonlardan sonraya koydun. E biz bütün animasyonlardan sonra da buradan çıkacağız yani zaten. O yüzden bu şekil ekledim ama müzik gelmiyor, e gelmez. Şimdi gelmesi için neler yapacağız? Bir bir kere bunu tutup birinci eleman olarak taşıyacaksın yukarı. İlk hareket bu olacak yani. Ve öncekiyle başlat diyeceksin. Yani slide ile birlikte başlat diyeceksin. Bu bir. Tamam burada birinci sıraya taşıyoruz. Ve diyoruz ki öncekiyle başlat diyoruz. Şimdi bu halde bırakırsanız da birinci slide çaldıktan sonra ikinci de kesilir. İkinciye geçti mi tık gider müzik. İşte devam etmesi için şuradan efekt seçeneklerine giriyorsunuz. Bakın dikkat. Diyor ki başlama baştan itibaren doğru. Bitiş durdurma ne zaman diyor. Bir slide sonra. İşte ondan kesiliyor seninki. Kaç slaytım var benim? Sekiz. Sekiz slide sonra dur diyeceksin. İşin püf noktası bu. Tamam mı? Sekiz slide sonra dur. Yani tüm hepsinde çal. Kesilme demek bu. Bizimki sekiz olduğu için. Sen mesela 20'li slide oluşturdun. Buraya 20 diyeceksin o zaman. Tamam. İki püf noktası bundan ibaret. Tamam. İki püf noktası bundan ibaret. Şu işaret slide gösterisini şu an gözükür. Ben gözükmesini istemiyorum derseniz şuradan kayıttan yürüt menüsünde bakın. Gösteri sırasında gizle dersiniz. Bu işaret gözükmez. Gözükmemesi daha doğru bunu silmeye kalkarsan müzik çalmaz. Bu burada duracak. Ama gözükmesin diyebilirsin. Bu olmazsa müzik çalmaz. Bu çalmasını sağlayan şey. Ya burada olması bununla. Bunu silersen bu da gider zaten. Evet. Şimdi bakalım merak ediyorum. Ben slide gösterimi baştan başlat bakalım. Geçişte kesilecek mi onu merak ediyorum. al que se le işlerde kesilip kesilmediğine baktım ben. Sistem bundan ibaret. Tamam. Ses koyma da bu arkadaşlar. Benim anlatacağım kadarıyla bu. Yoksa detaya girdim. Başka bir şeyler tabii ki ihtiyaç ortaya çıkabilir. incelenebilir. Evet. PowerPoint sunumu hazırlamak bunlardan ibaret arkadaşlar. Şimdi gelelim son bilgiye. Önemli bir bilgi. Bunu kaydederek dosya haline getirmek. Bildiğimiz bir şey. Ama küçük bir detayı göreceğiz burada. Geliyoruz dosya menüsünden değil mi? Yeni bir dosya olduğu için kaydet farklı kaydet fark etmezdi. Geldim kaydet dedim. İlk kez kaydediyorum. Nereye dedi bana? Masa üstüne dedim. Masa üstüne. Ne ismiyle dedi? Örnek bir diyelim. Örnek bir adıyla. Tamam mı? Bakın dikkat edin şimdi. Uzantının önemi. PPTX kaydediyor şu an. PPTX. PowerPoint sunusuymuş. Hocam ben uzantıyı göremiyorum diyenler ilk dersimizde uzantı görmeyi nasıl yaptığımızı anlattık. Ondan sonra birkaç derste daha da tekrar da ettik. O dersleri incelesinler tekrar. Ben uzantıyı göremiyorum diyenler olacak aramızda. Onu anlattık. Artık oraya geri dönmüyorum. Uzantıları görme ayarını yaptığınızı kabul ederek anlatıyorum. Bunu ilk derste yapmıştık çünkü biz. Evet. PPTX uzantıyla kaydedeceğim demektir bu. Masa üstüne örnek bir adıyla PPTX uzantılı olarak kaydettim. Bitti işim kapattım. Evet tamam şunu da kapatayım artık. Bununla da işim yok. Bakın buraya kaydolmuş. Gördünüz mü? Örnek bir PPTX. Ve çift tıkladığınızda PowerPoint'in içinde tekrar açıyor. Güzel. Şimdi dikkat. Önemli bilgiyi veriyorum. Bu dosya bu PPTX uzantılı dosya bir başka bilgisayarda çalışması isteniyorsa o bilgisayarda PowerPoint programının yüklü olması gerekir. Eğer PowerPoint programı yüklü değilse bu dosya o bilgisayarda çalışmaz. Bu PowerPoint ihtiyaç duyan bir dosya tipi PPTX. İşte ben diyorum ki bu dosya PowerPoint programı olmayan bilgisayarlarda da çalışsın istiyorsam Dikkat. Farklı kaydet diyorum ve uzantısını değiştireceğim. Tamam mı? Yine masa üstüne dikkat. PPSX yapacağım. Yani PowerPoint gösterisi olarak kaydedeceğim. Tamam mı? PPSX olarak bunu kaydettim. Uzantıyı değiştirmeyi biliyoruz artık. Öğrenmiştik zaten. Ha. Aynı adla uzantıyı değiştirmeyi kaydettim. Şimdi bakın. Bir PPTX bir de PPSX dosya oldu. Bu dosyaya çift tıklayınca direkt sunu gösteri çalışıyor. <laughs> Ve bu da neyi sağlıyor? Her bilgisayarda çalışır demek. Yani PowerPoint olmayan bilgisayarda da bu dosya çalışır. PPSX olan. Ama bu illa PowerPoint ister. Bu ince bir detay. Bazen bu önemli bir konu. Hocam arkadaşa dosyayı gönderdim açamamış. Şunu göndermişsindir. Onda da PowerPoint olmadığı için açamamıştır. Mesela sebep bu olabilir yani. Ama bunu gönderseydin öyle açamadı. PowerPoint yoksa da açar. Öyle bir sorun yaşamaz. Şimdi dikkat, size bir soru. Yine eskilerden bir bilgiyi soruyorum aslında. Ben bu PPSX dosyanın ilk sayfasındaki zemin rengini mesela kırmızı yapmak istiyorum, mavi yap, yani bir şey değiştirmek istiyorum. Nasıl açar değiştiririm diyorum. Şimdi geliyorum. Çift tıklayınca direkt gösteri açılıyor. Nasıl müdahale edeceğim? Ve ikinci bir yöntem vardı. Belge dosya açma yöntemleri. Sağ mouse yapıyorum. Birlikte aç diyordum. Hani hatırlayın. PowerPoint ile aç diyorum. Yine gösteri çalışıyor. Ben nasıl bunun bir değişiklik yapacağım? Ya bu dosyayı nasıl açmalıyım ki içinde değişiklik yapayım? Belge dosyası açma yöntemleri anlatmıştık. O yöntemlerden bir tanesi için demiştim ki ben o derste. Bir gün bu yöntem dışında başka yöntemler işe yaramayacak. İşte O yöntem neydi? Adı vardı ona tabi ad vermiştim. Yok mu söyleyecek olan? Heh. İçeriden çağırma yöntemi demiştim. Buradaki arkadaşımız uygulamaya girerek açarım dedi. Doğru aynı şey. Ben ona içeriden çağırma yöntemi demiştim. Yani şu. İlk önce PowerPoint açacaksın. Ondan sonra aç diyerek içeriden çağıracaksın. Masa üstündeki PPSX olanı açtım. Şimdi burada mesela şunun zemin rengini dolgu rengini mesela işte yeşil yaptım diyelim. Tamam. kaydetti, çıktım. Ya yani içine bir değişiklik yaptım. Bak burada hala beyaz olan. Bunu değiştirmedim ben. Ben bunu değiştirdim. Bak şunu çalıştırdım. Bakalım yeşil olan mı geliyor? Evet. Burada eski bilgilerimizi kullanıyoruz. Ya bu bilgilerin demek ki önemliymiş. Hoca anlatmış ha dedirten şeyleri hatırlatıyorum size. Bazen dosyalar böyle çift tıklanarak açılamıyor işte. Birlikte aç da işe yaramıyor. İçeriden çağırmak zorundasınız. Dosyayı ki içine müdahale edebilin. Bunlar hep anlatılmıştı sizlere arkadaşlar. Evet. Böylece PowerPoint konusunu tamamladık.